İyi akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk ve tek spiritüel kanalı Süper 7 TV'den herkese merhaba. Değişimi Yaratmak programı ile bu gece de birlikteyiz. Biliyorsunuz değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Yine değişimi yaratacağız. Bakalım bu ne yaratacak bu geceki programımız. Merak ediyorum. Evet, bu uzun zamandır Bilinci Ateşle programı başlığı altında, daha doğrusu konu başlığı altında ilerliyoruz, devam ediyoruz. Bilinci Ateşlerin içinde ne vardı? Tekrar şöyle bir toparlayacak olursak, Ya Hayat Bir Şakaysa kitabımız var ve Ya Hayat Bir Şakaysa bir tam günlük seminerimiz vardı ve 5 ay süren bir kaynakla bağlantı seminerimiz vardı. Her ay ikişer gündü ve biz böylelikle daha fazla bilince dalmaya başladık. Böyle balıklama. Ve daha fazla mevcut olmaya ve daha fazla farkındalık, bilinç ve güçlenme tabii söz konusu oldu bütün bunlarda. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum ve bilinci ateşlemeye devam ediyoruz. Bu bitmiyor. Bu bitmiyor arkadaşlar. Kaynakla bağlantıyla da bitmiyor. Bu devam ediyor. Çünkü bilinç böyle bir şey. Sürekli 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 çoğalarak, büyüyerek devam ediyor ve bizi de daha fazlası için tetikliyor açıkçası. Ve tabii ki bunlar zaten mevcut olan şeylerdi. Mesela bugünkü yayın konumuz bilinci ateşle başlığı, konu başlığı altında altın dokunuş. Altın dokunuşun hikayesini daha önce anlatmışımdır. Ama yine de küçücük bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu aslında hikaye değil. Bu hayatımda olan bir gerçekten bahsetmek isterim. Hayatımda belli bir dönemden sonra uyanış başladı diyebilirim. Sonra geriye döndüğümde bunun zaten var olduğunu farkında olmuştum. Ancak onları o zamanlar bilmiyorduk. Herhalde sizde de öyleydi. Belki de siz daha iyiydiniz, biliyordunuz benden. Ben daha önce bunları bildiğimi bilmiyordum, öyle diyeyim. Hiçbir teknik kitap, bu okuma teknikler hayatıma girmediği bir dönem bir sema gösterisindeydim. Ve o sema gösterisinde her yer gök değişti benim. Bu fiziksel gözlerimle gördüğüm farklı bir alan açılmıştı. Ve ben tabii çok şaşırmıştım ve etrafıma bakındım. Bunu benim gibi hani hayretler içerisinde kalan ve gören birileri var mı diye. Mümkün değildi çünkü sadece benim bunu görüyor olmam bana göre. Ve baktığımda yanımda kuzenim vardı ve hiçbir tepkisi yoktu. Bu enteresan bir şeydi benim için. Demek ki o sadece ben bunun farkındaydım ama ya benimle ilgili olduğunu hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü her zaman kendimi yargılayan biri olarak benimle ilgili olduğunu, bu benim kapasitemin olduğunu farkında değildim. Her yer değişmişti. Gördüğüm her şey değişikti. Ve bunu o semanın gösterisinin, enerjisinin, tabii o dönem enerjinin ne olduğunu da farkında değil bir zaman dilimindeyim. Yani onların yüzü suyu hürmetine bunu farkında olduğumu, bunu fiziksel gözlerimle gördüğümü düşündüm açıkçası. Aradan zamanlar geçti ve ben gerçekten Ya Hayat Bir Şakaysa kitapçığını yazmadan önce kafamda beliren o farkındalıktan sonra ya da o seminerin içeriği, o kitabın içeriğini fark ettikten hemen sonra kaynakla bağlantıyı fark edip hemen ardında da altın dokunuşu fark ettiğim yıllardır ve dedim ki ah ben bunu semazenlerde görmüştüm bu alanı. Bu alanı görmüştüm ve ben tekrar görüyorum. Ya demek ki bu onların yüzü su hürmetine değilmiş. Bu hep var olan bir şeyi ben derinleştiğim için görmüşüm demek ki gibi bir farkındalığa sahip olduğumda ve bunu sürekli olmaya başlamıştım. Ve bu alana girmeye başlamıştım.
Her ne zaman bu alana girsem farklı bir enerjinin ortaya çıktığını farkındaydım. Evet arkadaşlar ve kaynakla bağlantı 5 aylık program bittikten sonra bunu naçizane yani çünkü bunu naçizane diyorum biraz öyle diyorum çünkü bu birazcık nasıl söyleyeyim farklı bir şey farklı bir şey yani her şey göründüğünün ötesinde bir şey görünenin ötesinde bir şeyi farkında olmak ve bunu fiziksel gerçeklikte bunu görmek farklı bir şey tabii bu benim için de çok enteresandı öyle diyeyim ve katılımcılar için de enteresan. Burada olan şey gerçekten kendi kapasitenizi farkına daha fazla varıyorsunuz. Yani bunun bize katkısı nedir dersek kaynakla bağlantı bitirdik. Tamam altın dokunuşa geldik. Bize ne yarayacak? Şöyle yarayacak arkadaşlar. Ben bunu şöyle kullanıyorum. Dönüşüm için çok kolay. Dönüşümlerde kullanıyorum. Mesela benimle ilgili sıkıştığım herhangi bir konuda o konuyu altın dokunuşa bırakarak çünkü altın dokunuş dediğim bir enerji var orada ve gerçekten farklı bir alan ve onun gözlerimle gördüğüm bir alan öyle diyeyim birazcık abartıyorum gözlerimle görüyorum fiziksel gözlerimle gözlerim açıkken bunu görüyorum ve bunu da gösteriyor, gösterebiliyorum. Eğer biri görüyorsa gösterebilir diye biliyorum. Ve bunun da mümkün olduğunu çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Çünkü her şeyin mümkün olduğunu zaten bize Access Consciousness söyledi. Her şey mümkün. Neyin mümkün olmadığını düşünüyorsak bizler için her şey mümkün. Ben bunu çok farkındayım. Ve bu altın dokunuşla da bütün arkadaşlarımı, seçen herkese bunu göstermekten yanayım. Aynen Christoph Kolomb'un Amerika kıtasını keşfederken gemileri görmeyen Kızılderililer gibi sadece içlerinde bir şaman görüyor Kızılderililerden bir tane şaman görüyor gemileri. Çünkü o güne kadar hiçbir gemi görmediği için gemileri göremiyorlar. İlginç değil mi? Ve o Kızılderili gösteriyor. İşte gemiler diyor ve herkes görüyor. Yani gören biri, bilen biri bunu kolaylığını yaratır. Ve eğer talep varsa da arzu ve talep meselesi bu. Bu mümkün oluyor. Yani artık bütün sırların ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Her şeyin mümkün olduğu bir dönemdeyiz. Bilgi artık her yerde var. Ve bizler bu bilgiyi nasıl özümseyebiliriz, nasıl hayatımızda avantajımıza dönüştürebiliriz? Yani bir gerçek bilginin olduğu gibi bilgi kirliliği de var tabii. Bunu ayırt edip gerçeği nasıl farkına varacağız? Bu çok değerli benim için. Çünkü her zaman gerçeğin peşindeydim. Şimdi buradan yola çıkacak olursak altın dokunuş İllüzyonun bittiği ve gerçeğin ortaya çıktığı bir alanı gösteriyor. Buradan yakaladım hemen. Çünkü ben bunu nasıl tanımlayacağım her seferinde. Çünkü bu bir mantıksal bir şey yok bunun. Yani beyinleri yakan bir konu açıkçası arkadaşlar. Ve ben bunu nasıl herkese gösterirken tabii seminerlerde benim için kolay. Çünkü bütün gün konuşuyor oluyorum genelde. Ve o enerji alanına giriyoruz ve arkadaşlarıma daha fazla bu alanı tanıtıyorum tabii o enerji alanına girerek. Şimdi bunu da yapacağım tabii ki o enerji alanına girerek nasıl en son 15 dakika kaynakla bağlantı yapıyorsak bugün altın dokunuşu yapabilirim ama onu ben gözlerim açık yapıyorum. Burada onu yapmak istemiyorum. Gözlerim kapalıyken altın dokunuşu yapmak isterim. Bugün size hiç olmamış o enerjiyi birazcık algılarsınız. Neticede her şeyin mümkün olduğu bir alan ve gerçeği gördüğümüz bir alan. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Gerçeği görmek ne demek?
Bu konuda sevgili, şu anda ismini vermeyeceğim bir arkadaşımla birlikte, kendisi de Ya Hayat Bir Şakaysa seminerinin kolaylaştırıcısıdır. Ve tabii ki bütün ileri seviyeleri, kaynakla bağlantı ve altın dokunuşu, hatta önümüzdeki hafta inşallah, sanırım önümüzdeki hafta yoğunum, yapamayacağım ama bir sonraki hafta enerji yağmuru ile ilgili konuşuyor olacağım. Bütün hepsini bitirmiş bir arkadaşımızla birlikte bir şehir dışında deniz kenarındayken, hatta söyleyeyim Bodrum'daydık ve yangınların olduğu seneydi bu. Ve o kişi, ben o kişiyi davet ettim, gelmek ister misin birlikte bir tatil yapalım? Çünkü benim de 2 gün sınıfım vardı, seminerlerim vardı, akses seminerlerim. Ve arkadaşım da beni kırmadı birlikte olmak için. Güzel bir tatildi onun için de, benim için de. Ve biz akses sınıflarının arasında da buluşuyorduk kendisiyle, denizin tadını çıkarırken o. Ve biz bir öğlen yemeğindeydik ve tabii bildiğiniz gibi bütün Bodrum koyları, Marmaris, Datça falan, her yer yangındı ve her yerde bizim için de bulutlar, dumanlar geliyordu. Tabii çok rahatsız edici onları görüyor olmak, yaşıyor olmak, içinde olmak o enerjinin. Ve insanların tabii çok fazla duygu, düşünce, hislerinin de tabii ki ortaya çıktığı, yoğun bir şekilde herkesi kapsadığı, tetiklediği ve herkesin de mutsuz olduğu bir söz konusu, mutsuzluğun söz konusu olduğu bir durum. Ve biz o gün öğlen arası bu konu zaten mevcuttu. Hepimizin içindeydik. İçinde olduğumuz ve 2. gün müydü neydi hatırlamıyorum. O arkadaşım çok böyle üzgün, duygusal hisleriyle bana dedi, ya Canancığım ya şu. Ha, bu arada bizim karşımızda da yangın patladı, böyle bir küçücük bir tepede başladı yangın. Ve bize dedim ki çok üzgün bir şekilde geldi ve dedi ki, ya Canancığım çok fena, nasıl bunu değiştirebiliriz? Yani uf dedi, yani uf hocam, bunu şuraya bakın. Ben dedim ki, neden kaynakla bağlantıya girmiyorsun tatlım? Çünkü ben de arkadaşlarımla beraberim, bazı eğitim alanlarla. Kaynakla bağlantıdayım hocam dedi. Şimdi kaynakla bağlantıda öyle duygu, his, düşünce varsa kaynağa giremeyiz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Tabii ki ben onu çok iyi algıladım ve dedim ki, tatlım, o zaman neden altın dokunuş yapmıyorsun? Yapmak ister misin bir altın dokunuş dedim. O zaman ha dedi, tamam yaparım dedi. Ve geçti, o yapılacak bir şey değil haddi zatında. Olunacak bir şey. Yani yapar mısın derken lafın gelişi, yani ona gir. Hani bu üzgünlükte, bu hislerde kalma, altın dokunuş yapmak, o yani o enerji olmak ister misin demek istiyorum. O anlıyor tabii bildiği için. Çünkü eğer biz katkı olacaksak yeryüzüne, his, duygu, düşüncenin olmadığı bir alandan katkı oluruz. Yoksa böyle oh, diyerek hislerle, duygularla kimseye katkı olamayız, ancak onların acınası ya da üzüntünün daha da büyümesi, acının daha da büyümesine sebep veririz. Bu da bir şey, hiçbir şey değiştirmez. Biliyorsunuz ki bu programın adı değişimi yaratmak. Değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Aynen bu şekilde altın dokunuş yapmak ister misin dediğimde, ah dedi, tamam. Ve hemen çekildi, bir kendine bir alana açtı ve orada bu ağaca dayandı, çok tatlı bir şekilde altın dokunuş yapmaya başladı diyeyim. Yani yine yapılacak bir şey değil, olunacak bir şey. Öyle anlatabiliyorum ancak. Ve bir 10 dakika tabii ben de ona destek, hep her zaten olan biten her şeye destek için izinli bir alandayım. 10 dakika sonraydı galiba, yanlış hatırlamıyorum, zaman öyle yanlışlık olmasın. Geldi sevgili Süreya ve dedi ki, hocam orada yangın yok dedi.
Bu çok ilginçtir arkadaşlar. İşte gerçek bu. Ve ben döndüm, kafamı çevirdim. O tepeye baktım, yangın vardı. Fiziksel olarak yangın vardı. Ama o bana dedi ki, yangın yok. Ve şok geçirmiş vaziyette. Yangın yok dedi. Baktığımda bu gözler yangına baktığında vardı. Vardı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İşte 10 dakika, belki 11 dakika ya da 9 dakika, saat tutmuyorum, zaman diye bir şeyimiz yok zaten. Biz o mevcut alanda, o altın dokunuş alanında, o kaynağın alanında, izin veriş alanında mevcut olarak biz her şeyi çatışmanın, savaşın olmadığı bir alanda ancak katkıda bulunabiliriz. Ve 10 dakikaya kalmadı arkadaşlar, bizim tepede yangın sönmüştü. Ve bunu gerçekten Süreya gerçekten bunu bakmıştı. Oraya altın dokunuşla bakmıştı ve gerçek ortaya çıkmıştı. Çünkü gerçeği gördü. Geldi bana dedi ki, yangın yok. Çünkü gerçeği gördü arkadaşlar. O illüzyondan çıkmıştı ve gerçeği görmüştü. Altın dokunuşu bu şekil tanımlayabilirim size ancak. Bizim illüzyonun maddenin ötesinde ne olabilir? Madde yok alanını görebileceğimiz bir yer. Bir alan. Öyle diyeyim. Altın dokunuş o. Madde yok. Madde var. Ama maddenin ötesinde maddenin nasıl olmadığı ile ilgili bir farkındalığa erdiğimiz bir alan o. Yani bu size garip gelebilir biliyorum. Böyle. Yani garip gelse de böyle. Çünkü her şey göründüğünün tersidir ve hiçbir şey göründüğünün tersi değildir der sevgili Akses karşısınız. Ve biz belki de bu alanı görüyoruz. Belki başka bir şey söylüyor. Biz başka bir şey görüyoruz. Böyle arkadaşlar. Matrix filminde de belki seyretmişsinizdir. Büyücü kadın vardı, sihir yaratan kadın, falcı kadın, neyse, o büyücüydü galiba. Ya da filmdeki adı öyleydi ya da tercümesi öyleydi. Bizim şey kahramanımız, filmdeki kahramanımız, o kadına gittiğinde bir kaşık vardı kadının elinde galiba ya da çocuğa veriyordu onu. Aslında kaşık yok diyordu ve kaşığı baktığında kaşığı eğiyordu. Çünkü biz de diyorduk ki nasıl kaşık yok? Kaşık orada. Evet, kaşık orada ama senin baktığın yer neresi? Gerçeğe mi bakıyorsun, illüzyona mı bakıyorsun? Eğer gerçeğe bakıyorsan orada kaşık falan yok tabii ki. Enerji var. Başka bir şey var. Enerji var. Belki ışık var. Neyse, bir şey var yani. Yani senin bu gözlerle fiziksel gerçeklikte görme, onun ötesine baktığında, ki biz kaynakta bunu yapıyoruz, o zaman farklı şeyler ortaya çıkıyor. Belki bu kadar. İlk defa bu böyle bir platformda bunu açıklıyorum. Çünkü seminerlerde bunu açıklarım. Çünkü bunu tanıtmam uygundu. Bilincin ateşini yaktık. Evet. Yaktık. O yüzden de altın dokunuş budur arkadaşlar. Merak eden herkese. Farklı bir alan, farklı bir enerji. Böyle farklı bir alanı sizin şu ana kadar gördüğünüzün ötesinde olan bir şeyi görebilirsiniz. O alanı yaşayabilirsiniz ve o alanda her şeyi, değişimi yaratabilirsiniz. Çünkü değişimi yaratan dünyayı değiştirdiği için bizler değişimi kendi içimize yaratacağız. Kendi katılığımızı, o yangın, gördüğümüz o yangın, evet var, yok değil, tabii ki var. Ama biz gerçeğe baktığımızda o yangını dönüştürebilen kudretle birlikte oluyoruz ve o zaman katkı ortaya çıkıyor. Bilmiyorum bu sizin için ne anlam ifade etti ama ben burada bir şekilde bunu tanıtmak istedim. İşte altın dokunuş bununla ilgili. Ve sonra biz birlikteydik Mukaddes'le, kulakları çınlasın, birlikteydik ve hatta o gece bunun yayınını da yapmıştık.
Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün diyorum. Evet, değişimi yaratmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz burada farkındaysanız acının, travmanın, üzüntünün, endişenin göbeğindeyiz ve korkunun göbeğinde bu realitede. Bu realitede bunlar var. Bizi gerçekte olan biten her şeyi görmekten alıkoyuyor. Ve biz peki nasıl kudretimize sahip çıkacağız? Bu şekilde. Bu şekilde eğer biz kendimize adım atarsak, kendi farkındalığımıza, kendi gerçeğimize ve kendi muazzam kudretimize adım atarsak, o zaman illüzyondan çıkıp, yani yalandan çıkıp gerçeğe adım atacağız. Bunu da atmamızın tek yönü savaşı bırakmak, çatışmayı bırakmak. O yüzden sevgili arkadaşlarıma her zaman kendime de yaptığım şey bu. Tabii ki her zaman kendimle de çalıştığım konu bu. Daha fazla çalışıyorum. Çünkü ben her zaman daha büyük olmayı seçtiğim için, daha fazla gerçeğe adım atmayı seçtiğim için, bunları dönüştürmeyi seçtiğim için önce kendi içimde dönüştürüyorum. Ve ondan sonra da arkadaşlarımla birlikte daha fazla ne mümküne bakıyoruz. Evet, altın dokunuş bu. Sevdiniz mi bilmiyorum. Size komik ve tuhaf gelebilir ve farklı gelebilir. Evet, böyle. Böyle. Bu alanda olmayı seçenler için, bunu merak edenler için buradayız. Buradayız arkadaşlar. Zaman sizin için okeyse, süre, vakit geldiyse buna bir davet olmak istedim. Nasıl daha fazla tüm dünyada, tüm gezegende kaynakla bağlantıyla davet olabilirim? Ya hayat bir şakaysa seminerleriyle herkese davet edebilirim, davet olabilirim. Ve altın dokunuşla herkese daha fazla nasıl davet olabilirim? Sorumdur. Daha fazla katkı nasıl olabiliriz? Bunları farkına vararak ve bu enerji alanında bilerek, inançla değil, gerçekten bilerek olarak burada nasıl oluruz ve nasıl her şeyi değiştirebiliriz ve kendi hayatımızı nasıl daha kolay ve neşeyle seçebiliriz, oluşturabiliriz. Evet, benim seçimim budur. Daha fazla farkındalık alanı yaratmak. Çünkü farkındalık her şeyin temeli. Değişim yaratılacaksa o farkındalığı yaratmamız şart. Farkında olmadan hiçbir şey değiştiremeyiz. Önce farkında olacağız ve ondan sonra da değişimi yaratacağız ki farkındalığımızın yetmediğini biliyorum. Farkındalık olmadan olmaz ama onu değiştirmek için de adım atmamız lazım. Sınırlamaların ötesine geçmemiz lazım. Sınırlamaların ötesinde olasılıkları açtığımızda, görünmeyeni davet ettiğimizde evren bizim arkamızı her zaman kollayacaktır. Her zaman arkamızı, önümüzü, sağımızı, solumuzu her yönden koruyacaktır arkadaşlar. Ve biz böyle görünmeyen ellerle o atlamayı, sıçramayı, bilinci daha büyük yapmayı kendi hayatımızda ve tüm gezegende ve tüm evrende yaratıyor olacağız. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Şimdi artık bir küçük 15 dakikacık kaynakla bağlantı yapmak istiyorum, demosu. Her zaman olduğu gibi lütfen sizden de buna katkı olmanızı talep ediyorum. Nasıl mı? Sadece burada olarak, sadece burada olarak. Ben bağlantıyı kurduğumda, ben yöneldiğimde, kendime yöneldiğimde, aslında sizde var olan o muazzam kaynağın açığa çıktığını biliyorum. Hepimizdeki açığa çıkıyor ve çok daha büyük bir kudreti oluşturmuş oluyoruz. Eğer seçerseniz benimle birlikte gözlerinizi kapatabilirsiniz. Sadece 15 dakika kadar. Bakalım
Şu an talebim tüm Anadolu toprakları ve yeryüzüne daha büyük nasıl katkı olabiliriz hep birlikte? Ve tüm sınırlamaların ötesinde ne oluşturabiliriz, ne yaratabiliriz ve neyi kurabiliriz birlikte? Bugüne kadar hiç göz önüne almadığımız neler mümkün? Ve de bir şey daha söylemek istiyorum burada. Bu sınırlamaların ötesinde, evet, eğer şu ara duyduğum çok fazla gelecek senaryolarıyla karşı karşıyayız. Nostradamus geçmişi görüyordu, geleceği değil. Eğer size gelecekten haberler veren birileri varsa, lütfen sorar mısınız? Bu dünya mı, diğer dünya mı diye. Sorun, bu dünya mı, diğer dünya mı? Biz neyi seçiyoruz? Bugüne kadar hiç var olmamış bir realiteyi oluşturmak, yaratmak ve kurmamız için neler mümkün? Hadi bakalım, gözlerimizi kapatalım ve tatlı gezegenimize, muazzam güzellikteki dünyamıza ve Anadolu'muza ve güzel insanlarımıza kaynakla bağlantı yapıp her şeye katkı olalım arkadaşlar. Teşekkürler burada olduğunuz için. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sadece.
Evet sevgili arkadaşlar, ufak ufak gözlerimizi açabiliriz. Umarım sizin için de büyük katkı olmuştur. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Bir başka pazar akşamı tekrar Değişim Yaratmak programıyla bilinci ateşlemeyi de anlatmaya devam edeceğim. Teşekkürler her şey için. İyi hafta sonları ve iyi yeni haftalar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.